Sevgili kardeşlerim, şefaate dair eserimizin bu bölümüne kadar şefaati Kur'an'ın ayetleriyle ve Peygamberimizin hadisi şerifleriyle ispat ettik. Ve şefaat inkar edenlerin sözlerine cevap verdik. Eserimizin bu bölümünde ise şefaate yanlış mana veren ve ehli sünnet itikadına muhalefet eden kişileri ifşa edeceğiz bize göre bu kişileri ifşa etmek şefaati delilleriyle anlatmak kadar önemlidir ve büyük bir vazifedir. Bu kişiler Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Abdülaziz Bayındır ve Bayraktar Bayraklıdır. Daha başkaları da vardır. Ancak bu kişiler bu güruhun ülkemizdeki reisleridir. Bu sebeple biz sadece bunlarla ilgileneceğiz. Şu noktaya da dikkat çekmek istiyoruz. Bizlerin hiç kimsenin şahsıyla bir mücadelesi yoktur. Bizim mücadelemiz fikirlerledir. Bizler kişilerle uğraşmıyoruz. Çünkü önemli olan kişileri değil fikirleri çürütmektir. Ancak fikir sahiplerini de ifşa ediyoruz ki itikadının delillerini bilmeyenler onların şerlerinden sakınsınlar ve onların yaldızlı sözlerine kanmasınlar. Sözlerini tahlil edeceğimiz ilk isim Mustafa İslamoğlu. Bakın Mustafa İslamoğlu ne diyor? Mustafa İslamoğlu Hadisleri inkar ettiğimi söyleyenlere kapak olsun diye bir şey okuyayım mı burada? Peygamberimizin tam vefat günü. Vefatına bir iki saat var. Artık vefat edeceğini de anlamış ve başucuna sevdiklerini topluyor. Teker teker onlara şöyle hitap ediyor. Kızına olan hitabını vereyim. Kızım Fatıma, Allah'ın elinden kendi eylemlerinle kendini satın al. Vallahi Allah'ın elinden seni ben bile alamam. Kapak olsun hani biz hadisleri inkar ediyormuşuz ya İşte Mustafa İslamoğlu böyle diyor. Onun bu sözü hadis ilminden hiç haberi olmadığının ispatıdır. Çünkü hadisin metninde söylediği hiçbir ibare yok. Dilerseniz önce hadisin metnine bakalım. Hadis-i şerifi Bezzar ve Beyhaki şu şekilde naklediyor. Ya Fatımatu binta Muhammed. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. İşteri nefseki Allah Nefsini Allah'tan satın al. Şüphesiz ben senin için Allah'tan hiçbir şeye malik değilim Hadis-i şerifi Müslim, Tirmizi ve Nese'yi de şöyle rivayet etmiş. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Fatıma en gizi nefseki minen nar nefsini ateşten kurtar fe inni la emliku lekum min Allah şey'a çünkü şüphesiz ben sizin için Allah'tan hiçbir şeye malik değilim. Hadisin manasına bir daha dikkat kesilelim. Ey Muhammed'in kızı Fatıma nefsini Allah'tan satın al. Diğer rivayette kendini ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan hiçbir şeye malik değilim. Şimdi hadisi şerifin bu metniyle Mustafa İslamoğlu'nun sözünü kıyas edelim. Bu sayede hadisi şerifi nasıl tahrif ettiğini görelim. Mustafa İslamoğlu hadisi şöyle naklediyor. Kızım Fatıma Allah'ın elinden kendi eylemlerinle kendini satın al. Vallahi Allah'ın elinden seni ben bile alamam. Halbuki hadisin Arapça metninde bir, kendi eylemlerinle diye bir ibare yok. İki, vallahi diye bir yemin yok. Üç, Allah'ın elinden seni ben bile alamam diye bir ifade yok. Bakın sadece bir cümlelik hadiste üç hata yapıyor. Şimdi size sorum şu. Mustafa İslamoğlu hadisi niye doğru nakledemiyor? Niye hadisin orijinal metnini bu kadar değiştiriyor? Sebebini söyleyeyim mi? Sebebi şu. Çünkü hadisin Arapça metni ezberinde yok. Bir yerden duymuş, okumuş, aklında bir şeyler kalmış onunla konuşuyor. Hadis ezberinde olmadığı için ifadeleri bu kadar çarpıtıyor. Şimdi Mustafa İslamoğlu aşırı bir kardeşim diyebilir ki ne fark eder? Mana bakımından birbirine yakın sevgili kardeşim benim üzerinde durduğum yer mananın yakınlığı uzaklığı değil. Ben şuna dikkat çekiyorum. Mustafa İslamoğlu naklettiği hadislerin bile Arapça metnini bilmiyor. Şunu her zaman söylüyorum. Bunlara yüz hadisi senetleriyle söyleyin deseniz bunu yapamazlar. Ezberlerinde bu kadar hadis bile yoktu. Ama sıra alimlere meydan okumaya gelince ezberinde yüz bin, iki bin, beş bin hadis olan alimlere meydan okurlar. Benim üzerinde durduğum yer burası. Şimdi soruyor naklettiği hadisi dahi ezberleyemeyen birinin sözüne itibar edilir mi? Ezberlerinde yüz binlerce hadis olan alimlerin sözü bırakılıp bu kişinin peşinden gidilir mi? Hadis ve Kur'an hakkında bu kişinin sözüne itibar edilir mi? Bu sorularımın cevabını bu kişinin peşinden gidenlerin vicdanını havale ediyor. Şunu da hatırlatayım. Zikrettiğimiz hadis-i şerifin şefaate zıt olmadığını eserimizin 22. videosunda ispat ettik. Dileyenler sitemize girip şefaat isimli eserimizin 22. videosunu seyredebilirler bu dersimize burada noktayı koyalım ve şimdi Mustafa İslamoğlu'nun başka bir sözüne geçelim.